Alt çefim. Valo daha değil ya arkadaşlar. Şu silahın nerflerine kadar oynamam. Bak kafalarımız aynı gözüküyor. Bir an önce uzasın diyor musun içinden? Kanka yok, hatta yarın falan bir 3'e vuracağım. Bak kick'e geçiyor mu? Kanka kick'e geçmiyorum. A**ayım, biri de benim şeyimi almış. Kullanıcı adımı almış. Şimdi ne yapıştırdın kanka? Nikotin sakızı, sigarayı bıraktım da. Salaktan kick mi peki? Yok ya. Ya belki açarız yalandan. Sonuçta şu an Twitch politikası değişti ya arkadaşlar. Haberiniz var mı bilmiyorum da yeter çıkartıyorum ben bu sakızı. Ya sonuçta burada hepimiz... Bu bir iş sonuçta. Herkes buradan ekmek yiyor. Bu platformlarda sonuçta bizim çalışma yerlerimiz ve daha iyi teklif veren yerlere geçmek, her ne kadar evet siz sub olsanız, destekleseniz de yayıncılar da kendini tabii öncelik olarak düşünmek zorundalar. O yüzden ben geçen arkadaşlara hani bir şey demiyorum. Yani sonuçta destekleyen, seven adam da yine orada gider, izler, destekler. Belki hani abonelik fiyatından abone olmaz orada ama. Geçen arkadaşlar zaten şeyi açıkladı, Twitch'e de yayın yapacaklar aynı anda. Öyle miymiş? Yani aynı anda değil de gene Twitch'te de yayın saatleri olacak gene. Öyle söylediler. Birçoğuyla. Bak ne güzel açıkladı. Dün KFC'de çalışıyorum. Burger daha iyi teklif verdi gibi düşün. Tabii. Biz geçiyor muyuz peki bakalım? Yok Barancığım. Ya bir de şöyle bir şey var. Şu an Twitch politikası değiştiği için arkadaşlar. Twitch'te yayınlarken aynı anda başka platformlarda da yayın yapabiliyorsunuz. Yani ben istersem şu anda YouTube'da yayın açabilirim. Ya da aynı anda Kick'te de yayın açabilirim. O yüzden eğer o kimse sultan değil, eğer o şans verildiyse yayıncılara, yani iki tarafta da aynı anda yayın açmalara şansı verildiyse bence çok iyi. O öyle değil de belki. Ya bilmiyorum işte, öyleyse de diyorum. Eş zamanlı açamıyorsun sadece. Ha. Diğer türlü de açmazsın ya, yani açarsın da sonuçta bilmiyorum nasıl yapacaklar. Zor iş. İki tarafta farklı zamanlarda yayın açmak, bir gün Kick bir gün Twitch. Nerede olduğumuz önemli değil, sen nerede biz orada balım demiş. Bak eyvallah Barancığım, teşekkür ederim. Zaten hani destekleyen, izleyen, seven insan platform fark etmeksizin izliyor arkadaşlar. O yüzden bu kadar fanatik olmamıza gerek yok. Bize böyle takipçiler lazım ha. Aynen öyle abi. Fatih abi nasıl gidiyor Valorant ya? Yeni silah hakkında ne düşünüyorsun? Tehlikeli bir silah. Chamber metası vardı ya. Aynısı oldu. Gel Valo Duo gece. Gece olmaz abi, ben vallahi 11-12 gibi uyuyorum. Sabah 7'de kalkıyorum 6-7 gibi. Başlamayasak? Hayır kike geçmiyorum diyor ya. Bizi beğenmezler, Emmoğlu vardı hatırlıyor musun? Onun gibi oldu seninki de. Yani kablosuz mouse Kerem şey yapabilirsin bu arada ya. Superlight niye almıyorsun? Dragonfly daha mı uygun acaba? Kick'te ayak yalarım, kullanıcı adını aldım. Kick'e geçer misin lütfen? Kerem ne kadar? Şeye falan baktın mı Glorious'a falan? Ben Glorious'tan memnundum ya. Optin'de birazcık sıkıntı vardı. Tam istediğim gibi değildi ama bence FP. Abi peki sence Prime dönemin ne zamanlar? Bence 16-17 yaşım. Hadi 18. Ooo 18-19'um. Almanya'daki Northrage'de oynarken arkadaşlar Prime'ım diyor yani. Çünkü günde 12-14 saat oynadım bak. Gözümü Aim Boss'ta açıyordum. Hayallerimiz vardı. Yani o zamanlar harbiden oyundaydım yani. Böyle boş zamanlarımda bile öldüğüm sahneler falan geliyor aklıma. Diyorum nasıl yapabilirdim orada falan. Ama işte yaş ilerledikçe, hatta geçen gün Nikon'un bir tane röportajı var. Şeyden bahsediyor. İşte yaş ilerledikçe artık daha hani fokusunu eskisi kadar veremiyorsun. Eskisi kadar bilgisayara oturasın gelmiyor. Ama diyor Monizy'ye bakıyorum diyor yanımda. Adam diyor ölse de hani çok kötü bir takım gelse de diyor. İnanılmaz zevk alıyor keyifli oyunda diyor yani. Oğlum kamera bayağı bozuluyor Fox. Sen oyundan çabuk sıkıldın Berk. Oyundan çabuk sıkılmadın Burak. Hala oynuyoruz ya oğlum. Hala bir hedefimiz, hayalimiz var yani. Salaktan da olsa. Sadece bu oyuna beni hani diğer engelleri, diğer unsurları hayatından çıkarmak gerekiyor da fixlemek gerekiyor. 14-20 arası prime dönem, sonra sorumluluklar zevki öldürüyor. Evet biraz öyle oluyor. Ben bir de boksa başladım arkadaşlar. Sigarayı bıraktım. Spora da başladım. Mesela bugün gittim sabah 11'de antrenman ama hep antrenman sabah olmuyor. Hocanın da yoğunluğu olduğu için. O yüzden onu da bir düzene sokarsam eğer mükemmel olacak. Bir de galeriyi düzenlemeye başladım arkadaşlar. Kendi galerimi. Telefon galerisini. Çünkü orada mesela 2023 dump'ı atmadık. İnanılmaz videolar var biriken. Yani onların hepsinden bir tane Reels çıkar. Şu oyuna geçeyim bir. Inbox'ta muhabbete devam edelim orada. Hello Cem, hoş geldin. Sigarayı bırakmak mümkün mü? Mümkün ama bıraktım işte. Ya mümkün de olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben daha önce de bıraktım. Hatırlıyorsanız. 3 ay içmedim. 3 ay sonra bir şey oluşuyor. En çok sigaraya dönülen vakitler 3. ay, 6. ay ve 9. aymış.
Orada işte egonuza yenik düşmemeniz lazım. Hani zaten ben bırakabiliyorum. İçmez hani bir tane içeyim ne olur dememeniz lazım. Çünkü yer arıyorsunuz. Oluyor yani bir şey. Ne olur diyorsunuz ya oluyor yani bir şey oluyor. Şimdi birkaç tane beğendiğim tarzda videolar var yabancı kanallarda. Gayet güzel bir şekilde açıklamışlar. Hani benim de yapmak istediğim tarzda aslında. İşte yormayacak şekilde onları yani çekip atabilirim. Zaten şu dediğim gibi, şu yayın düzeni dediğim gibi bu şekilde devam ettirip koyabilirsem çok iyi olacak. Dişlerde ne var? Dişlerde plak var arkadaşlar. Bu diş teli gibi. Plastik plak. Dişleri düzeltmesi için. Bir şey yerken falan çıkartmanız gerekiyor sadece. Günde de 20 saat takılı olması lazım. O yüzden sakız falan çiğneyemiyorum. Şimdi bir oyuna geçeceğim. Yine pıt pıt olabilir sesli. Onu hemen düzelteceğim, tamam mı? Panik yapmayın. Selamlar. Bu videomuzun sponsoru Tapskin. Tapskin, eskilerin de bileceği üzere bir kasa açma sitesi. Site içerisinde birbirinden farklı temalı kasalar bulabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten siteye kayıt olduktan sonra ücretsiz kasalara sahip olabilirsiniz. Çıkardığınız itemleri yükseltici aracılığıyla yükseltebilirsiniz. Beğenmediğiniz skinleri kontrat yaparak birleştirebilirsiniz. Site içerisinde yeni eklenen ve CS kasa açanların en sevdiği mod olan Case Battle'a da site içerisinden ulaşabilirsiniz. Siz de Top Skin'de oynamak istiyorsanız, PRTM kodunu kullanarak her yüklemenizde %40 bonus kazanabilirsiniz. Yüklemelerinizi ekranda gördüğünüz güvenilir ödeme yöntemleriyle yapabilirsiniz. Herkese bol şans.